Evet arkadaşlar, internetten almış olduğumuz mini zımpara makinesi diyelim buna. Bugün kargodan geldi. Ben de daha önce diğer takımlarda tanıttığım gibi bunu da tanıtmak istiyorum sizlere. İlk defa aldığım ve kullanacak olduğum bir ürün. Atölyede ufak tefek zımpara işlerini halletmek için kullanmak istedim. Daha büyükleri var, daha profesyonelleri var. Onlardan tercih etmedim. Fiyatları 300 lira, 800 lira, 1000 lira. Bu yanılmıyorsam 128 TL gibi bir rakama geldi. 8 Ocak 2019 itibariyle. Bir şeyler olmadan önce internetten araştırmayı seviyorum, fikir edinmeyi seviyorum. Dolayısıyla ben de bir şey aldığım zaman aynı şekilde birinin merakını giderebilme adına aldığım ürünlerin kısa videolarını çekip paylaşmayı seviyorum. Bu da onlardan biri olacak. Küçük bir kutusu var. Zaten mouse zımpara diye geçiyor. Yani fare zımpara mı oluyor Türkçesi? Böyle. Evet, şimdi bunu açalım bakalım. Bir güvenlik bandı var. Bu kutu ilk defa sizin açtığınızı ifade ediyor. Açtık. Ha, bu arada model ne diye geçiyor? Enhel TEOS 1320 model numarası bu şekilde geçiyor. Çok kasmamışlar. Her zamanki gibi. Bir kitapçık. Kitapçıkta Türkçe açıklama var. Böyle olduğu zaman seviniyorum ben. Okumaktan ziyade en azından bir de ciddi aldıklarını gösteriyor firmaların. 3 adet zımpara. 120 kum diye tabir edilen 3 adet zımpara. Yani ne çok ince ne çok kalın. İkiye ayrılabilir gibi. Ucunu ayrı kullanalım, arkasını ayrı kullanalım diye. İçinden çıkanlardan bir tanesi buraya koydum. Şimdi cihazımızı bir heyecanla açıyoruz. Başka ne var bu taraf içinde? Cihaz bu şekilde. Küçük. Kablosu bu tip cihazlarda normalde bayağı kısa olur. Bunda bir hayli var, yaklaşık 2-3 metre gibi mevcut sanırım. Cihaz ele gayet ergonomik oturuyor işlerimizi yaparken. Gövde plastik ve şurası kauçuk gibi. Kötü sayılmaz fiyatına göre. Uygun. Burası sanıyorum toz depolama ünitesi. Ne kadar toplar vesaire bilmiyorum ama bu şekilde. Burası cırt cırtlı bir yüzey. Burada da bir yumuşak yüzey var. Bunu şu toz deliklerine getirerek yapıştırıyorsunuz. Pratik. Gayet pratik. Bittiği zaman bunu atıp yenisinde devam edebilirsiniz maça. Tekrar yapıştıracak olursam şöyle. Gayet pratik. Buradan açılıyor, buradan kapanıyor ve burayı da bir koruyucu plastik yapmışlar. Toz çıkmasın diye. Şimdi kablosunu açalım. Çok fazla anlatacak şey yok. Yani lafı da uzatmak istemiyorum. Küçük el işleriniz için, hobi amaçlı kullanabileceğiniz. Pratikte bir de bunu uygulamada sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar kısa bir zımparalama denemesi yapacağım. Buna
Başlamıştım. Daha önce başlamış olduğum bir çalışma. Evet, başlıyorum. İşte fena iş çıkarmıyor. Fakat bizim para biraz, şimdi doğrusu 120 kum zayıf gibi geldi. Özellikle bu tip çalışmalarda şu köşelere, gördüğünüz gibi şu alanlara aletin yapısı gereği daha iyi yanaşmanızı sağlıyor. Şuraları, şu köşeleri almak için. Yani vazifesini yapıyor ama yetersizliği sanırım zımparanın kum miktarının az olmasında. Belki 120 değil de 90-60 gibi bir şey olsa daha iyi alabilir. Tekrar bir deneme yapacağım şimdi. Alet Elif çok fazla yormuyor. Çok fazla yormuyor. Çok pahalı bir makine değil. Ama parasının hakkını veriyor gibi. Nihayetinde 100 küsür liraya alınan bir cihaz. Ufak tefek işlerde işiniz görür. Alın ya da almayın demiyorum. Benim kararım orta şekerli.